Ay otur artık şuraya, başım döndü. Ya şaka gibi ya. Herif artık korumayla geziyor, yok artık ya. Bu Rüstem'i görüp haber verdiği kişi değil mi? Odur herhalde canım, başka kim olacak? Kim bu herif ya? Ya kim bu Ceyda? Nereden çıktı bu, anlamadım ya. Tehdit işini abarttık mı acaba? Koruma tutacak kadarsa tuzu biraz kaçırdık yani. Gerçi adamın da sadece bir koruma olduğunu bilmiyoruz. Ya bu babamızın arkadaşı falan filan bir şeyler diyordu ama bilmiyorum. Sen bir şunların yanına girsene, ne konuşuyorlar bir çaktırmadan dinle. Tamam. Bak şimdi evlat, sana bir iş gönderiyorum. Birinden bir alacağımız var. Tahsilatını yapalım, şahsı da paketleyelim. Temiz iş olsun. Tavrına göre de gerekirse canını alırsın. Ben şimdi bilgileri gönderiyorum sana. Şahsa ulaştığınızda evvela benim haberim olsun. Hadi selametle. Bir şey mi istedin Ceyda? Nazlı Hanım'a bakmıştım. Arkadaşlık edeyim dedim. Sıkılmasın. Nazlı ovada, birazdan gelir. Tamam, bakarım ben. Anladın mı? Aynen dediklerimi yapacaksın. Bak, şuraya bak ya. Kız niye mıymıntı gibi duruyorsun sen ha? Biraz cevval olsana, he? Görmüyor musun Burcu'yu? Her deli girip çıkıyor. Ne yapabilirim ona? Ben bilmiyorum ki böyle planmış, bilmem neymiş. Niye bilmiyor? Sen İngiltere kraliçesi misin, he? Al şu telefonu bakayım. Al şu telefonu diyor. Ne diyorsam onu yap. Şimdi kocanı arayacaksın. Ne zaman geleceksin diye soracaksın. O da sana niye derse, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım diyeceksin. Tamam? Kız niye oflayıp pufluyorum, ben senin iyiliğin için konuşuyorum ya. Bir kere de halanı dinle. Hadi. Durum hiç iyi değil. Ne oluyor, ne durumu ya? Adam öyle basit bir koruma falan değil. Telefonda konuşurken duydum, talimat falan veriyordu insanlara. Şş. Bir dakika. Bir geç otur şöyle. Ne talimatı veriyor? Bir sakin ol, sakince anlat şunu bana. Telefonda konuşurken duydum. Tamamını duymadım ama araziyi alan kişiyi kastediyordu kesin. Canını alın falan diyordu. Ne diyorsun ya? Canını alın mı dedi? Evet. Canını alın falan diyordu. Adam infaz emri veriyor ya. Olaya bak. Bak bu adam normal bir koruma falan değil. Güçlü birisi. Murat'ı kurtarmaya gelmiş. Ceyda bak, sen emin misin duyduğun şeyden? Ya eminim. Canını alın gibi şeyler söylüyordu. Ne yapacağız? İdris'e ulaşırsa bize de ulaşacak. Buyur patron. Rüstem. Murat bu olaydan yırtmak için bu adamı tutmuş. Bu olay sonuçlanana kadar da yanından ayrılmayacak. O yüzden oyalanmadan bu işi bitirmemiz lazım. Sıkıntı yok patron. Hiçbir sıkıntı çıkmaz, merak etme. Tamam. Murat bu işten sıyrılamadan icabına bakın. Eyvallah. Mahmut Bey bir süre aramızda olacak. Yabancılık çekmesin diye şirketi gezdiriyorum. İyi yapmışsın abi. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Mahmut Bey'e refakat ederseniz çok sevinirim. Mahmut Bey siz oturun. Ben Nazlı'yı geçirip hemen geliyorum. Tamamdır. Peki. Hakan, odama gelir misin lütfen? Keşke sen de bizimle gelsin. Beni merak etme. Ben güvendeyim.
Hem sen git. Zeynep ikimizi göremeyince çok üzülüyor biliyorsun. Peki ne zaman bitecek bu Murat? Yani ne zaman normal döneceğiz? Çok az kaldı. Uzun sürmeyecek. Ben Mahmut abiye çok güveniyorum. Birlikte halledeceğiz bu işi. Senin daha fazla canını sıkma olur mu artık? Sen de iyi ol. Sakin kalmaya çalış. Bak öyle sürekli yüreğimizi ağzımıza getirirsen... ...vallahi Asus Hanım'la beraber seni konağın ortasına bağlarız ona göre. Tamam, tamam. Söz veriyorum, sakin olacağım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel. Buyurun Murat Bey. Hadi Hakan, siz hazırlanın, konağa doğru yola çıkın. Tabii, nasıl isterseniz. Hiçbir yere uğramadan direkt konağa gidiyorsunuz, tamam mı? Merak etmeyin Murat Bey, aklınız kalmasın. Gittiği zaman da bana haber ver, tamam mı? Ben geldim. Ne oluyor? Biz bir karar aldık oğlum. Hepimizin iyiliği, huzuru için en doğrusu bu. Ne kararı? O kapının önündeki valiz kimi? Benim. Senin misin Bela? Oğlum, ben Burcu'nun yanına taşınıyorum. Gerçi onun yüzünü görmeye çok meraklı değilim ama ne yapayım? Sizin iyiliğiniz için kendimi feda ediyorum. Burcu'nun desteğe ihtiyacı oluyor, biliyorsun. Hem tedavisi var, hem oğlu. Her seferinde sen oraya koşamazsın ki oğlum. Senin de bir hayatın var. Eşin, işin. Daha kalıcı bir çözüm bulmak lazım. O yüzden Sümbül Hanım Burcu'ların yanına taşınıyor. Sağ olsun, bu sorumluluğu kabul etti. Bir müddet onlarla birlikte yaşayacak. Çok sağ ol Sümbül Hala, iyi düşünmüşsün. Ne demek oğlum? Siz bizim evlatlarımızsınız. Sizin için bu kadar şey yapmışım. Çok mu yani?